kaptenlere ne sıfat vermesi lazım olduğunu ben kamuoyuna bırakıyorum. Gelip de bu yolu kapatıp yeni bir yol açarak açmanın bir, gayesi nedir? İki, bu kin ve nefret rahmetli anaya neden duyulmaktadır? Rahmetli bir kadının, 80 yaşındaki bir ananın 10 sene önce, tekrar söylüyorum, devletten vergisini düşürerek değil, sırf Allah rızası için vermiş olduğu ve benim de ruhuma buradan bir şey gitsin diye vermiş olduğu bu yolu, gelip de hastaneyle bağlantısını kesmek hangi vicdana, hangi izana, hangi akla, hangi mantığa uygun bir harekettir? Bu tamamıyla vicdan dışı bir olaydır. Bu cüzdanına güvenen, para bende, ben ne dersem o olur diyen hastalıklı kafaların en bariz göstermiş olduğu bir göstergedir. Maalesef Araklım çobansız bir ilçe durumuna düşmüştür. Araklı'da benim gücüm var, parasal gücüm var, ben ne dersem o olur diyen hastalıklı zihniyetlerin tamamıyla tasallutu altına girmiştir. Ama ben buradan açık ve net söylüyorum. Allah zulmü sevmez, adaletsizliği sevmez. Bir gün bu ilçenin başına adil idareciler getirir ve o adil idareci bunu yapanlardan bunun hesabını hukuk önünde en ağır bir şekilde sorar ve sorduracaktır. Hiç kimse bilmesin ki ben Araklı'da paramla her yaptığımı kabul ettirtirim bir kafa yapısıyla Araklı'da birileri bir şey yapmaya kalkmasın. Ben buradan Araklı halkına, kamuoyuna sesleniyorum. Ama özellikle rahmetli anama şirk veren zamanın Sağlık Bakanı ve şimdinin de Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a, Profesör Recep Akdağ'a buradan sesleniyorum. Bu yolu açtığından dolayı bu anaya bu şerefli plaketi devlet adına siz verdiniz. Siz devlet bakanıydınız. Devlet adına bu şilti siz ki böyle bir hayırlı iş yaptınız diyerek o ananın, rahmetli ananın elini öperek devlet adına siz verdiniz. Sizin vermiş olduğunuz, yani devletin